evde de kilo vermek sıkıntı be. Sizin Mahmut evdeki yemekler yani. Nasıl kilo verilen ya? Ya esas bizim ailede olmak sıkıntı. Evet. Total bir sıkıntı işte. Valla o gece saat 2 miydi? 2 mi çıkmadı? Ben bir baktım Gizem geldi dedi baba kırmızı mı beyaz mı? Dedim ne diyor? Dedim kızım Türk bayrağını mı bahsediyorsun? Kırmızı beyaz. Kırmızı mı beyaz. Yoksa milli takımın şeyini mi formasını mı? Yok baba dedi bir şey yapacağız da acaba kırmızı dersen başka bir şey beyaz dersen başka bir şey. Kırmızı dersen içli köfte beyaz. Ben beyaz dedim. Yoğurt rengi olsun kardeşim dedim. Hı. Evet dedi anne babam dedi. Beyaz istedi. He, mercimekli köfte istiyor dedi. Ya. Gece saat 2:30. Ay orada gerçekten. Ben yaşamalıyım. Gerçekten yani benim. Vallahi 2 çıkıyor. Gecenin köründe bana tatlı değil mi sunan? Ya üşenmesini boş ver. Mercimek köfte. Işıl yapıyorum dedi çıkarmış. İnce burgul da yok. Hı. O pilavlık burgulu şeyden çekti. Ta 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 da gece bak, zamanı. Tuzun da üretiyorlar. En sevdiğim ev. Yaptılar vallahi. Ay gece, ben size geleyim arada. Gece saat 2:30 mıydı neydi? Ay ağzım sulandı. Keyifli. Beni yani yerimden kaldırabilecek tek şey çiğ köfte, mercimekli köfte. İşte köfteye geçmişken buraya geçebiliriz bak. Ya oraya geçeceğiz. Ama hani birazcık daha böyle programın sonuna doğru tam böyle tam taze taze yiyelim. Zaten burası bayrama ekipten özel. İnsan dolu. Stüdyo kaynıyordu bayram stüdyo. Bayram. Biz kendi kendimize yayın yaparız sevgili seyirciler. Arkadaşlar. Gariban gariban. Yazık gariban ama... Burada bir çiğ köfte olduğu zaman, Mahmut Tuncer halaybaşı yaptığı zaman bizi burası doluyor. Ben anlamadım bu işi. Gelenleri diyorsun sen. Evet. Evet bak şu an yokum. Stüdyo doluydu. Aşağıda ben daha içeri girerken arka stüdyonun iki kişi konuşuyordu. Çok beyefendi çok. Benden değil ablacığım köfteden. Köfte getirmişler Allah gerçek Allah. Gerçek etkisini yapıyoruz ama. Tabii. Of tabii. Çok güzel. Yiyemiyorum çünkü hiçbir yerde yiyemiyorum. Çiğ köfte tarifi vereceksiniz herhalde. Evet tarifi alacağız değil mi? Tabii tabii tabii. Ama şimdi izleyicilerimiz ekran başında notunu alsın. Gerekli malzemeleri bir söyleyin siz şimdiden. Notlarını alsınlar belki o ana kadar yetiştiren olur falan hazırlar. Tabii. Onu bir söyleyelim biz. Evet. Şimdi bu çiğ köfteyi bir geline benzetiyoruz biz Urfalılar. Çiğ köfte gelin dediğin zaman bu geline neler lazım? Neler önce lazım? Altın lazım. Altın lazım. Altın dediğimiz... Buranın yeşilimsi faaliyeti. Yani yeşilimsi faaliyet. Ya Mahmut abi nasıl anlatıyorsun? İyi geceler dilerim. İyi geceler dilerim. Ben de iyi geceler dilerim. Yeşilimsi faaliyet. Yeşilimsi faaliyet nedir? Nedir? Nane. Maydanoz. Nane. Maydanoz. Maydanoz. Yeşil soğan. Yeşil soğan. Okay. Orada görüyoruz evet. Marul. 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 Urfa tabiriyle okay. Kas. Yanında... İri domates, ince ince böyle dilim dilim doğranacak. Kırmızımsı faaliyete girdi ama idare evet. Et. Evet. Olsun onu da farz et ki yeşilken kopardık. Aynen. Ha, tamam boşver. Bu da yeşilden başlıyor ya. Çok güzel. Efendim ben söyleyeyim. Yeşil soğan, nane, maydanoz. Bunlar... Roka mı oradakiler? Roka koymuşlar ama roka yerken koyunca İstanbul'a uyum için. Sağladığını gösteriyor çiğ köftenin. Çiğ köftenin İstanbul hali, rokalı. İsot evet. Lazım. Şimdi bu yeşilliği bol olacak. Limonumuz görüyorum limon, bolca var. Yani limon tamam. Sıkılmayabilir. İşte İstanbul dedik ya. İstanbullular sıkıyor diye de. Şey oldu. Evet. Bunlar yanındaki malzemeler değil mi Mahmut? Bu içindeki yeşil malzemeden bahsediyoruz. İçine koyacağız. Tabii. Yok yanındakiler mi? İçine konulacak yeşil soğanı koyulacak. Falan filan konuyor tabii, hepsi. Maydanozu koyuyor. İçine da sanki eve gidince yapacak neyi nereden yazıyorsa. Nereden biliyorsan? Bir tane misafir ağırlamamış bugüne kadar. Çiğ köfteyi kendine mi yapacaksın? Hanımefendi nereden biliyorsun? Ne yapacaksın çiğ köfteyi? Bak işte bizim durumumuz hep böyle. Bu zayıflıktan kaynaklanabilir. İncesin asabi ya. Asabi işte dünyayı zayıf yiyorum. Ya asabi. Allah'ını seversen. İşte Mahmut Tuncer Canan'dan Yıldız'ın teşhisini koydu. Evet. Canan'dan Yıldız'ın fesatlığı zayıflıktan ortaya çıktı. Bravo Mahmut abi alkışlar gelsin. Bravo. Hakikaten bizim bir arkadaşımız vardı böyle zayıf. Bir kazan dolma yiyordu gene şişmanlamıyor. O da böyle çok yiyor. Sen de yiyor bir kazan dolma. Bize gelin deme sakın. Onun için diyorum sen birilerine akıl vermeye çalışma. Seninki bünye ile alakalı evet, bir durum şeydir. Yani başka bir şey değil. Senin kendi öyle... içindeki şey yiyor. Başka bir şey değil. İçindeki şey. Bir dakika ya dağıtmayın konuyu şimdi. Çiğ köfteye devam edelim. Şimdi efendim çiğ köfteye yeşillik dediğimiz öncelikle ondan başladım ki yani. Evet. Gelin dediğimiz bunların yeşilliği muazzam dört dörtlük olması lazım. Aynen. Evet. Eti nasıl seçeceğiz? Şimdi eti... Sinirsiz. Hı hı. Urfa'da çındırsız derler. Çındırsız. Evet. Aa, çok ilginç. Şimdi... Çıngırsız. Çındır. Çındırsız. Çındır sinir herhalde değil mi? Çındırsız. Ha işte sinirsiz. Hı. Siyah et olacak. Siyah et. Tabii. Hı. Yani dana eti mi?
Dana eti de olur. Ben genelde de... Siyah et ne demek? Yani siyah oluyor ya, kırmızı. İşte tamam, kırmızı dana eti herhalde. Onu üzerine boya sürüyorlar. Siyah oluyor ondan sonra. Dana eti galiba o. Dana ve ben kuzu kendi karıştı. Şahsıma söylüyorum. Ben dana ve kuzu etini ikisini de kırmızı eti alıp karıştırıyorum. Daha güzel olur. Daha lezzetli tabii, oluyor. Kuzunun ama da hafif yağ gelir tabii, falan. Of. Güzel olur yani. Yağsız. Pınar'ın da bu sarışınlığına aşırı hurfalı olması. Evet. Ben kesin oralardan geldim. Oralardan emin değilim. Özellikle Urfa biberi olması lazım. İsot dediğimiz. Evet. Yani isot dediğimiz zaman insanlar isotun zannediyorlar ki farklı bir biber. Aslında kırmızı biberden yapılan. Fakat Urfa bölgesinde bibere isot denildiğini unutmayalım. Onun için isot diyorlar ona. İsot dedikleri zaman yani farklı bir biber değil. Mesela Denizli'de de isot ama diyorlar. Ama acısı biraz daha farklı. Şimdi acısı şöyle farklı. Öteki pul biberler bunun gibi değil. Bunun yapılışı yani çok farklıdır. Önce annelerimiz, ablalarımız, çocuklarımız biberi alırlar. Önce damarlarını ayıklarlar falan filan ayıklarlar. İçindeki şeylerini, biberlerin tohumlarını falan filan ayırırlar. Şimdi burada acı dediğin zaman biberin tamamı acı değildir. Biberin mesela etli bölgesi vardır. Bir de böyle üçlü veya dörtlü damar yerleri vardır. Esas acı olan o damarlarıdır. Tabii. Mesela çok acı bir şeyin o damar olmayan bölümlerine kesin evde yiyin, çok tatlıdır. Aynen. Damara geldi mi yandı. O çekirdek ve damar kısmı müthiş oluyor. Acı oluyor. Ben çok iyi yediğim için. Ben sabah kahvaltıda başlarım acı biber yemeye. Şimdi Urfa'da annelerimiz, ablalarımız dediğimiz gibi öyle temizlerler. Naylon torbalara korlar. Naylon torbalarında ağzını bağlarlar. Damlara korlar. Orada kurur. Benim gördüğüm şeklini anlatıyorum. Nemli bir şekilde kuruyor o zaman o. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Nem olur çünkü orada. Durun kurutak. Durun bir kurutsun. Tabii buyurun Mahmut Bey. Güneş naylon torbaya vurduğu zaman naylon torba kabarır. Evet. O içindeki buharlaşma sistemi. Ne olur ondan sonra gelir annemiz, ablamız, kimse torbaları delerler. O içindeki suyla tekrar o kurumaya başlar. Ve dolayısıyla güneş enerjisiyle, güneş ısınlarıyla siyahlaşmaya yüz tutar. O yüzden rengi farklı. Ondan sonra çıkarırlar. Bravo. Tekrar naylon bezlere sararlar. Yine 2-3 gün güneşin altında kalır, siyahlaşmaya başlar. O siyahlaşma da yetmez. Urfa'da mahallelerde ekmek, ev ekmeği tarzında bizde çarşı ekmeği derler. Yapılan fırınlar vardır. İkindi zamanı onlara gönderirler. Fırınlanıyor bunlar. Teşlerin içinde o koltuğa atarlar. Biraz da orada kurur. Ondan sonra eve getirirler. Öyle kolay değil evde yani. Evde 100 kilo şeyin içine, biberin içine 2 kilo tuz atarlar. Öyle karıştırıyorlar. 2 kilo tuz, 2 kilo da zeytinyağı dökerler. Zeytinyağı mı? O tabii. Tabii o yağlılığı da oradan geliyor. Sen dökmeyebilirsin istersen pahalıysa. Çok severim, çok severim. Ne biliyorum. Pahalıysa dökmeyebilirim. Ondan sonra... Pahalıysa dökme. Onu tekrar güneşe çıkarırlar. Yağ çeker. Daha biber olmadı. Daha biber olamadı düşün. Tuzu koymalarındaki neden küflenmesin. Dayanıklı olsun tabii diye. Doğru, yani tuz her şeyde koruyucu. Mesela bizim Urfa biberlerinde aldığın zaman tuz hemen hemen diline gelmez, tat vermez. Hiç yok gibi. Fakat başka biberleri denediğin zaman, Urfa dışındaki biberleri isim vermeyelim. Aldığında %30'u %40'ı tuzdur. Çok tuzlu. Şimdi adam ne yapıyor? Biber 15 lira diyelim, 20 lira diyelim. Tuz 1 lira. Tuz 2 lira diyelim. Tuzu basıyor. 100 kilonun içine 40 kilo tuz atıyor. Ağırlığını o 40 kilo şey de sana 20 liradan yediriyor. Biberi. Tabii. Doğru. Bu dediğim şeyin bir unuttuğumuz noktası oldu. Ne? O şeyleri önce dibekte döverler. Şu ince pul halini almasını arar. O dediğim tuz ve yağ işlemini ondan sonra gerçekleştirirler. İsotumuz da olmazsa olmazımız. Bizim isotumuz bu kadar şeyden geçtikten sonra evrenden tadı bambaşkalaşır. Yersin çok acıdır diyelim. Buradan aşağı inmez. Urfa biberi.
Buradan aşağı hiç kesinlikle inmez. Buraya kadar acı kalır, oradan sonra inmez. Ya buraya getirmişsiniz ya, kaldı mı o Urfa biberinden? Bana giderken derim. Mesela ya, burada adını da... Alayım eve götüreyim. Bir, sana biraz torpil geçebiliriz. Olmazsa çikolatanın biberini verir, çikolata şeyini götürürüz. Mesela burada özellikle de söyleyebilirim. Bizim eski milletvekillerinden biri Şanlıurfa'ya Edirne'den vali olarak gelmişti. Ziyaettin Akbulut, adını soyadını da verebilirim. Adam o Edirne'den gelirken ünsermiş. Biberle mi iyileşti? Urfa'ya vali olarak geliyor. Bunu o sıra gecesine götürürler. Aman duman ya, benim ünserim var. Hele tabii, bu iyi gelir. Ünseri tamamen ortadan kalkmış. Normalde derler ya, acı yemeyin midenizi yormayın falan. Şimdi şarkıya geçeceğimiz için son aşamalarını da söyleyelim. Etimizi aldık. İyice çekilmiş bir etten bahsediyoruz. 3-4 kere çekiliyor. Arda pelte gibi oluyor. Dana kuzu karışık. İsotumuzu koyduk. Ondan sonra... Önce isotla etimizi yoğurduk. Kaç dakika Mahmut abi? Kaç dakika? Çok o da. Böyle yoğuran adam hisseder. Salça koymadan yoğurduk. Evet. Geldim baktım, şimdi salçayı koymuş herhalde, çıkaracak. Salçasız yoğruluyor. Niye salçayı sonradan koyacağız? Neden? Çünkü salçanın çürütme özelliği var. Önceden ete salçayla beraber selam aleyküm dedirtin mi, et ne yapıyor? Çürüyor. Geçmiş olsun diyoruz aynı zamanda. Veleddalin amin. Evet. Selamun aleykümle başlar. Süpersiniz kızlar. Veleddalin ne senin öğrendim ki amin, bitmiş geçmiş olsun yani. Cemi cümlemize. Amin. Evet. Ondan sonra yoğurmaya başlarlar. Yavaş yavaş su alınır burada. Ve çok az su. Tabii. Suyun yavaş yavaş alınmasındaki neden önemli olan o kendi sürtünme kuvvetiyle. O yüzden yumuşaması. Yoğuran çok önemli. Bir tabii. Saat, bir buçuk saat yoğuracak. Yoğuranın, o yüzden de et pişmiş gibi. Yoğuranın en büyük özelliği şu olmalı. Yoğuran adamın hiç terlememesi lazım. Evet. Ve güçlü olması lazım değil mi ellerinin de? Tabii. Mesela kışın genelde bunu Urfa bölgesinde kar yağardı o zaman. Ben biliyorum, karla yaparlardı. Suyla değil de karla. Karla yoğurlardı. Burada da buz var şimdi zaten İstanbul'da şimdi. Ve bu bölgelerde İyi bir çiğ köfteci buzla yapıyor. Buzla. Evet, buzla. Buzu kenara alıyor. Yavaş yavaş oradan, niye Pınar'dan su akar gibi sizden benden bahsediyorum. Sizin kendi suyunuzdan tamam, değil evet, yani. Normal Pınar'dan. Anladım ben. Evet. Çok güzel. Pınar başı burma burma. Diyerek buradan şarkıya mı geçsek acaba? Hadi. Bir öyle tane mi daha dinlesek, bayram bayram ekran başındakiler de kalkıp oynasa bizimle beraber. Diyorsun bir sen. Bir bayram neşesi olsun. Diyorsun sen. Diyorum ben. Peki o zaman ben kalkıyorum. Hadi lay, buyurun lay, bakalım. Hadi bakalım. İşte evet. Oturmayın. I am sorry. Hadi onu ne da söyleyelim. Ne sorry. Program bitti, daha köfte yapmadık. Ya. Olsun ya. Mahmut abi, bunu iyi ki okudun. Bütün seyircinin yaz boyu Canan'a söylemek istediği buydu. Şişman evet. Sevdiğim zayıflara düşman. Seyirci rahatladı. Seyirciden şu anda Mahmut Tuncer'e gelen alkışları duyuyor gibiyim. Evet, duyuyorum. Ama nasıl bak, hemen düşman yazdım şimdi... oraya verdim. Çok güzel oldu. Söylemeyecek misiniz? Neyi? I am sorry. Neydi? Benden çıktı. Söylemeyecekmiş. Vallahi bizi kırdı. Ama olmaz. Çok isteğimizi kırdı. I am sorry. Yani şunu şöyle söylemekte fayda var. Ben sabahtır belli iniyorum, kalkıyorum, oturuyorum, mesela anlatıyorum, köfteyi anlattık bilmem ne. Cebimize bir kuruş para girmedi. Bu şartlar altında ben burada kalmayı düşünüyorum. Buraya diyorsunuz bu şartlar. Bu şartlar altında Bilal Özbilge, Mahmut Tuncer diyor ki I'm sorry. 20'lik. Programı şey I'm ödemeyi sorry. Program sonunda size yapıyoruz. Size bir soru sorayım. Biz çıkışta yapacaktık. Hayır, size bir soru sorayım. Alalım. Bilirseniz ben 20 vereyim, bilmezseniz kime sorayım? Kim, sen iki üniversiteden bitirmiştin. Evet, ondan sonra ondan sonra biz 50 lira bitirdin veririz yine. Yarım mı bıraktın? Yarım bıraktım, sonra kurtuluyor. Ha ya, yani yarım bıraktım diyemeyeceğim, dürüst olayım. Hadi sor. Tamam. Dünyanın en kötü aleti. Tövbe. Çok yere gider. Bayanlar. Bu çok yere gider. Ha, şimdi biraz daha düzeltiyorum. Kadınlar düzeltirsen olmuyor iş. Bayanlar ve erkekler tarafından, hatta hayvanlar tarafından da. Alet mi diyorsun? İşte. Buyur. Ne diyorsun Mahmut abi? Para var, huzur ver. Mahmut abi 20 liranı getirdi yapımcımız. Para var, huzur var. Evet. Neyse vereyim diyor. Bilal getiriyorsa sahte çıkabilir. Neyse getireyim. Neyse getir, vereyim ver dedi. Neyse vereyim getir, dedi. Getir ver, güneş, şeye tutar, yandım, şuka tutarım. Başka getir. Türlü I'm sorry diyor. Ödeme aksamasın dedi yani. Alet Mahmut diyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Adamlar diyor. Bil al. Hemen Google'a yaz şuradan. Bak, beş verdi ya. İnanamıyorum Bilal Bey ya. Valla gel, beşten al gel. Beş lira. Biz dürüstüz.
Bak hele bak. Beşe kadar bunlardan çalışılmaz, beşe bile tenezzül ediyor. Ayıp ya. Ayıp değilim. Bilal be. Biz mahsus Bilal deniyoruz. Bilal Özgürge kendini yaktı kendini. Mahmut Duygu'ya getirdi kendini yaktı. Kendini yaktı. Arkadaşlar. Şey var mı? O hologram bakıyor var mı içinde? İçinde ona bakın. İçindeki çizgiye bakıyorum. Mahmut abi soruyu sorar mısın? Bu, alet dedin, kadın dedin, erkek dedin. Biraz sonra buradan diyeceğim, canını seven kaçsın. Beşeriye tenezzül ediyorsunuz. Size soru da sorulmaz. Neden? Sen canına soru soracaksın. Efendim ne dedik? Dedik ki... Alet dedin. Erkekler evet, için. Evet, insanların, yani insanların ve hayvanlar da bu işe dahil olmak şartıyla... Evet. Bana sorduğun soruya bak ya. Sevmedikleri bir alet. Sevmedikleri bir alet. Sevdikleri miydi, sevmedikleri? Sevmedikleri İnsan, canlıların sevmedikleri bir alet. Evet. Nerede? Yorumlarınızı bekliyorum. Senin aklına başka bir şey geldi. Senin aklına mı? Abi ne gelebilir ki başka? Yani sen öyle bir şey dedin yani, ki. Mikrofon gelmiyor. Kurban bayramı kurban bayramı. Bir şey diyeceğim. Yapımcımız diyor ki. Söylesin. Sefalet. Ben diyor ödedim parasını sefalet, diyor. Artık söyler diyor. Sefalet. Ha sefalet. Profiterol gibi. Erol. Gibi. Mesela sana bir Erol selam söyledi. Hangi Erol? Profiterol. Gibi. Biz ne kadar art niyetliyiz evet, ya. Sizin kalbiniz kötü. Yani. Evet. Siz başka bir şey zannettiniz. Biz hiçbir şey zannettiniz. Arkadaşlar bunlar benim tahminime göre sunucu oldukları için mikrofon zannettiler. Evet. Ama mikrofon değil. Değil. Aramızı ödedik Mahmut abi. Siz değil. 25 lira. Ama işte şey yapımcı ödedi. Yapımcı ondan istediniz. Sizdeki... Onu diyor ki ödedim şarkıyı tamam, da söylesin diyor. O zaman tamam. Ha tamam. Hadi. Ben siz canlı olmazsanız dedim yani. Ki bu eski ödediklerimi söylediklerime sayın. Canlı adam. Ya kötü çocuklar değiliz yani. Kötü para çocuk. İstediniz para verdik. Daha kötü çocuklarsınız. Size hiç gözüm tutmadı. Nasıl? Hiç gözüm tutmadı. Ama o parayı geri almalıyım yapımcının parasını. Elini öperek. Dedim ya daha bayramda elini değil, öpmedim. Elimi değil o öpsen gene verme. Allah! Gitti o parayı. Tamam peki sen. Aa, şöyle bir şey yapabiliriz. Ben sana 20 vereyim sen bana 50 ver. Olur. Çok sen bunu çok seviyorsun olur bu dedim. Oyunu. Ya olur. Vallahi olur, niye olmasın? Ben şimdi nereden çıkartayım? Muhakkak bir yerine saklamışsındır. Verir misiniz? Muhakkak bir yerine saklamışsındır diyor bak. Evet. Ay Mahmut abi çok yaşa ya. Allah sana uzun ömür ederim. Versin. Ailenle, sevdiklerinle nice bayramlar gör inşallah. Cümlemize. İnşallah. Halay komutanım. Buyurun değerli. Şimdi biz bazı halaylar göstermek istiyoruz. Bir komutan olarak bu konudaki görüşlerinizi talep yani ediyoruz. Yani halay komutan. Siz göstereceksiniz. Yorum. Evet. Halay evet. İkonu olarak. Halay siz. İkonu olarak uygun, caiz midir, değil midir şeklinde sorularımız olacak. Tamam bakacağız. Görelim mi?